Merhaba arkadaşlar, ben Tayfun Erbilen. Bu dersimizde PHP'de oluşacak olası hataların e-posta adresine nasıl gönderileceğini göreceğiz. Bir fonksiyon yazacağız, bir error handler fonksiyonu ve bu fonksiyonu set error handler fonksiyonu ile sabit olarak atayacağız ve bu şekilde olası hatalarımızı bu fonksiyon içerisinde e-posta adresimize kolay bir şekilde göndereceğiz. İlk olarak fonksiyonumuzu oluşturalım. Function diyorum. Fonksiyonun ismi her şey olabilir. Örneğin hata bildir adında bir fonksiyon olsun. Fonksiyonumuz parametreler alacak. Bu parametreler şunlar. Hata no'su, hata mesajı, hata dosyası, hangi dosyada oluşmuşsa hata, hata line diyelim, yani satırı, hata satır diyelim hatta. Hangi satırda oluştu hatamız, bunu gösterecek bize bu. Ve hata değerler diyelim. Bu da diğer olası tüm değerler. Mesaj adında bir değişken oluşturuyorum ve e-posta adresime gönderilecek mesajımı yazıyorum. Şöyle diyelim. Hata dosya adlı dosyada yeni bir hata meydana geldi diyelim. Hemen bir br atalım. Tekrar kalın yazalım. Hatamızı ekrana yazdıralım. Hatamızı hata mesaj ile göstereceğiz. Tekrar bir br atalım ve strong hata no diyelim. Gerekli hata numaramızı gösterelim. Hatta bu hata no'ya göre işlem bile yapabiliriz. Tamamen size kalmış bu. Hata numarasını gösterdik. Bir de hata satırı diyelim. Kaçıncı satırda olduğunu. Strong hata satır diyorum. Nokta satır diyelim hatta, mesela 5. satırı gibisinden. Bu şekilde oluşturduk. Herhangi bir sıkıntımız yok. Daha sonra ne yapacağım? Headers. E-posta göndereceğim için üst bilgide göndermem lazım. Content type text HTML diyorum. Ve charset UTF-8 diyorum. Daha sonra error log fonksiyonumu tanımlıyorum burada. Error log'a şöyle bir bakalım isterseniz PHP.NET'te. Şimdi 4 tane parametresi var. Mesaj. Öncelikle mesajımızı bir, yani mesaj değişkenimizi buraya bir yerleştirelim. İkinci parametre mesaj tipi. Ki bizim burada parametremiz 1 olacak. Burada da bize 3. parametre doğuyor. 3. parametre gönderilecek e-posta. Destination, yani hedef oluyor. O yüzden ne yapacağız? İkinci parametre 1. Mesaj tipim 1 olarak belirtiyorum. Hangi adrese gönderilsin? freelance@darkcode.com'a gönderilsin. Ve headers, yani gerekli üst bilgileri de bu şekilde gönderiyoruz. Daha sonra set error handler ile hata bildir adlı fonksiyonumuzu ne yapıyoruz? Atıyoruz ve olası bir hatayı oluşturuyoruz hemen. Çalıştırıyoruz. Şu an çalıştırdık. Hatamızın gelmiş olması gerekiyor. Bakıyoruz hemen. 2095 giriyoruz. Evet, yeni bir hata var gördüğünüz gibi. Pardon, yeni bir mesaj var. Gördüğünüz gibi oluşturduğumuz adlı dosyada yeni bir hata meydana gelmiş. Hatamızın mesajı, hata numarası ve hata satırı. Sadece bunu değil, aynı zamanda hata değerlerinin tamamını da gönderip inceleyebilirsiniz. Bir dizi şeklindedir bunlar. Printer'e yaparak gönderebilirsiniz. Bu şekilde nedir? Özel hata işleyicinizi oluşturup hatalarınızı e-posta adresinize kolayca gönderebilirsiniz. Bir başka derste görüşmek üzere.